Merhaba sevgili arkadaşlar, yepyeni bir konu anlatım videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size ismin halleri, diğer bir ismiyle isim durum eklerinden bahsedeceğim. Kısa bir video olacak ama çok güzel püf noktalara değineceğimiz bir videoda aynı zamanda olacak. Değerli arkadaşlar, ismin halleri dediğimde aklımızda bir ismin yalın hali, iki belirtme hali, üç yönelme hali, dört bulunma hali, beş de ayrılma hali dediğimiz hal ekleri gelir. Peki bunlar nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle yalın halden başlıyoruz. Yalın hal demek bir ismin hiçbir isim hal ekini almaması demektir. Bakın bizim sınava hazırlanan öğrencilerimizin en çok yaptığı hatalardan biri budur. Yalın hal nedir diye sorduğumuzda bir kelime yapım eki almıyorsa yalın haldir. Yanlış. Dikkat edin. Neymiş tanımı? Bir, bu kelime isim olması gerekir. İki, bu ismin hal eklerinden birini almaması gerekir. Yani yönelme, bulunma, belirtme, ayrılma, hal ekini almayan sözcükler yalın haldedir diyebiliriz. O zaman bir isim çokluk eki aldığında yalın mıdır? Evet, yalındır. Bir isim yapım eki aldığında yalın mıdır? Evet, yalındır. Tamlayan veya tamlanan eklerinden birini aldığında yalın mıdır? Evet, yalındır. Altını çiziyorum tekrar. Neymiş? 1. Bu kelimenin isim olması gerekir, yalın olması için. 2. Hal eklerini kesinlikle almaması gerekir. Şimdi örneklere tek tek bakalım. Bizim evimiz çok güzel dediğinde bizim kelimesi, biz kelimenin kökü im tamlayan eki. Peki tamlayan eki hal eki mi? Değildir. O zaman bizim sözcüğü arkadaşlar yalındır. Evimiz kelimesinde imiz eki nedir? Tamlanan ekidir. E tamlanan eki neye gelir? İsme gelir. Peki bu evimiz kelimesinde herhangi bir hal eki var mı? Yok. O zaman dikkat ediyorsunuz. Evimiz kelimesi de yalın haldir. Konyalı kelimesi. E Konya'dan Konyalı yapmışız. Kelimeyi türetmişiz. Yapım eki getirmişiz. E yapım eki getirmemize rağmen bu sözcük yalın mıdır? Evet, yine yalındır. Peki sadece Konya deseydi, hiçbir ek almasaydı yalın mıdır? Evet, yine yalındır. Bakın sebebi ne? Bu kelimelerin, bu isimlerin hal eki almadığı durumu yalın hal oluyor. Türklerin kelimesini verdi. E, Türk'ten Türkler dediniz, çokluk eki getirdiniz, in getirdiniz, tamlayan eki getirdiniz. E o zaman bu kelimiz de bizim yine nedir? Yalındır. Çünkü hal eki yok. Yalın hal kısmı umarım kafamızda oturmuş olur. Şimdi uyarımıza dikkat edelim. Bakın bastıra bastıra tekrar söylüyorum. Uyuyorsunuz, uyumayın. Yalın hal ne ile ilgiliydi tekrar söylüyoruz. Sadece isimlerle ilgili. Ben tutup da bir altı çizili fiilde yalınlık arayamam. Var veya yokluğundan bahsetmiyorum. Yalınlık arayamam diyorum. O zaman geliyorum kelimesini size verse, altını çizse yalın mıdır değil midir dese diyemezsiniz. Çünkü gelmek fiil, aldırdık dedi. Bu bir fiil. Okusaymış dedi. Bu bir fiil. Bileceğim dedi. Ha belki şöyle olabilirdi. Bileceğim sorular dediğinizde buradaki artık fiilimsi olduğu için yalınlık durumu olabilir. Ama ben soruyu bileceğim dediğimde buradaki yüklemdir ve kip eki almış fiildir. O zaman buradaki bileceğim kelimesi yine nedir? Yalınlık durumu olmaz. Fiillerle ilgili değil, neyle ilgiliymiş? Sadece isimlerle ilgili. İkinci halimiz bizim belirtme hali arkadaşlar, diğer bir ismiyle yükleme halidir. Peki nedir bu? I, i, u, ü eklerini alan sözcüklerimiz bizim belirtme hali almıştır. Şimdi arkadaşlar bir kelime, bir isim belirtme hal eki alacaksa size cümlede cümle ögelerinden belirtili nesneyi buldurur. Belirtili nesneyi bulmak için yükleme ne eki mi sorularını sorduğunuzda siz cümlede bir cevap alıyorsanız aldığınız cevaplardaki i'ler belirtme ekidir. Arabayı yıkadık. Neyi yıkadık? Arabayı. O zaman buradaki i belirtme eki. Çocuğu her yerde arıyoruz. Kimi arıyoruz çocuğu? O zaman buradaki u belirtme eki. Her gün seni aradı. Kimi aradı? Seni aradı. O zaman buradaki i belirtme eki. Pastaneyi kurşunladılar. Neyi kurşunladılar pastaneyi? O zaman buradaki i'miz bizim belirtme ekimiz oluyor. Belirtme eki varsa o cümlede aynı zamanda ne varmış diye kodluyoruz kafamızda. Belirtili nesne vardır diye kodluyoruz. Arkadaşlar bu videoya özel, bu videoyu dinleyenler için burada harika bir taktik teknikten bahsedeceğim. Siz bir kelimede yi,
yı, yu, şeklinde ekler görürseniz gözünüz kapalı diyeceksiniz ki hocam burada belirtme haleki vardır. O zaman belirtme haleki alan kelimeler yalın isim değildir. Demek ki kopla kafanda şurada gördüğün yı, yi, yu, yülerin tamamı belirtme hal eki, y'ler kaynaştırma, ı, i'ler belirtme eki olacak. Peki, ı, i'nin Türkçe'de kaç tane görevi var? Bir de bundan bahsetmemiz lazım. Arkadaşlar, Türkçe'de 3 tane ı, i vardır. 1. İyelik eki olan ı, i. 2. Az önce anlattığımız belirtme eki olan ı, i. 1. De yapım eki olan ı, i. Yapım ekini iyelik ve belirtmeden çok rahat şekilde ayırt edebilirsiniz. Niye? Adı üstünde kelimeyi türeten bir ek. Kelimeden yeni bir kelime yapan bir ek. O zaman şöyle bir örnek verse, yapı malzemelerini buraya getirin dediğimizde, bakın yapmaktan yapı oldu mu? Oldu. Yeni bir kelime türettik mi? Türettik. O zaman bizim buradaki ı ekimiz sevgili arkadaşlar, yapım eki olan ı, i oluyor. Peki bunu ayırt etmesi kolay. Önemli olan iyelik eki ve belirtme eki olan ı, i ayırt etmek. Bunu şöyle bakacaksınız. I, i ekini alan kelime bir cümlenin içinde size tamlama kurmuşsa oradaki iyelik ekidir. Tamlama kurmamışsa oradaki belirtme eki olabilir. Peki tamlama kurup kurmadığını anlayamadım. Ne yapmam lazım? Arkadaşlar cümlenin başına onun kelimesini getireceksiniz. Hemen buraya da getiriyorum. Aşağı getiriyorum tekrardan. Onun kelimesini getireceksiniz. Cümleleri okuyacaksınız. Cümleniz anlamlı ve mantıklıysa diyeceksiniz ki hocam buradaki ı i iyelik ekidir diyeceksiniz. Cümleniz anlamlı mantıklı değilse o zaman buradaki ı i ya yapım ekidir ya belirtme ekidir. Evi kelimesindeki i yapım eki olmadığına göre buradaki ı i'miz bizim belirtme eki oluyor. Çocuğun bakışı çok güzeldi. Çocuğun bakışıdaki ı tamlama kurduğu için iyelik eki. Annemin keki muhteşem olmuştu. Annemin keki isim tamlaması kurduğuna göre keki kelimesinde iyi yine iyelik eki. Babamın sorusu çok kolaydı dedim. Babamın sorusu isim tamlaması kuruyor. O zaman oradaki sı eki iyelik eki. Yine bu videoyu dinleyenlere özel harika bir taktikten daha bahsedeceğim. Siz bir isimde sı, si, su, sü şeklinde gelen ek görürseniz arkadaşlar sizin bu ekleriniz daima iyelik ekidir. Onun annesi, onun sevgilisi, onun arabası, onun rüyası, onun çizgisi. Bakın hep sı, si, su, sü şeklinde gelen eklerimiz bizim iyelik ekimiz oluyor. Peki bunun haricinde sevgili arkadaşlar bir isim birden fazla ı, i alabilir. Bunun ayrımı nasıl olur? Bir isimde birden fazla örnek 3 tane ı, i görürseniz çocuğun yazısını hiç beğenmedim. Yazmaktan yazı dedim birinci ı, yazısı dedim ikinci ı, yazısını dedim üçüncü ı. Unutmayın böyle geldiğinde sıra daima şudur. Birinci ı'nız sizin yapım eki, ikinci sı diye gelen iyelik eki, üçüncü gelen ise arkadaşlar belirtme eki olacak. Birinci yapım, ikinci iyelik, üçüncü belirtme. Peki onun evini temizledik şeklinde gelseydi, burada dikkat edin, burada birinci iyiniz sizin iyelik eki, ikinci iyiniz sizin belirtme hal ekiniz olacak. Yapım eki, iyelik eki ve belirtme eki olan ı ilere mutlaka dikkat edelim. Yapıyı yıkmışlar dediğinizde peki nasıl olmalıydı? Birinci ı i'niz sizin yapım eki. İkinci ı i'niz hatırla yı diye gelenler belirtme ekiydi. İkinci ı i'niz sizin belirtme ekiniz oluyor. Bu ayrımı mutlaka unutmayalım. Üçüncü bizim hal ekimiz yönelme halidir arkadaşlar. Yönelme hali ismin ea ekidir. Demek ki ben bir isimde ea ekini almış ea eki görürsem buna ne diyeceğiz? Yönelme hal eki diyeceğiz. Yine yönelme hal ekini almış kelimeler de cümlede yalın halde olmaz. Peki siz bunu nasıl anlarsınız? Dolaylı tümlecin sorularından neye, kime ve nereye sorularını yükleme sorduğunuzda siz
EA ekini almış bir kelimeye cevap alabiliyorsanız, o zaman orada Yönel Malek'i vardır dersiniz. Bana kim sinirlendi? Kime sinirlendi? Bana. O zaman şuradaki an yönelme ekidir. Aynı zamanda şu benin E'sinin A'ya dönmesi ünlü değişimidir. Romandan sonra hikayeye geçeceğiz. Neye geçeceğiz? Hikayeye. Buradaki E yönelme ekidir. Nereye götürelim köye? Buradaki E yönelme ekidir. Neye su koymuşlar çaya? Buradaki A nedir arkadaşlar? Yönelme hal ekidir. Yönelme hal eki neymiş? Kesinlikle isme geldiğinde biz bunu yönelme eki olarak kabul ediyoruz. Bakın yapım eki olarak da kullanabiliriz biz A'yı. Çocuğun burnu çok kanadı dediğinizde kandan kanadı yaparsınız. Kanmak fiili, pardon, kan ismi, kan isminden kanamak fiiline çevirdiğimizde buradaki A nedir? Yapım ekidir. Bu A ile hal eki olan A, E'yi birbirine karıştırmayalım. Bir de istek kipi olan E, A vardır arkadaşlar. Dilek kiplerinden biridir. Ben oraya geleyim dediğimizde şuradaki E nedir? Bir istek kipidir. İstek kipinde yine yönelme ekiyle birbirine karıştırmamanız gerekiyor. Üçüncü hal ekimiz bizim bulunma hali. Arkadaşlar bulunma hali ekimiz bizim DDA ekidir. Yazım kurallarından zaten biliyorsunuz. Nasıl ayırt ediyorduk biz bunu? Bir cümledeki DDA eğer cümleden çıkarıldığında anlamı bozuluyorsa, cümlenin anlamı bozuluyorsa buradaki hal ekiydi. Cümlenin anlamı bozulmuyorsa buradaki bağlaçtı. Demek ki ben cümlenin anlamının bozulduğu cümlelerde geçen DDA'ları ya da sertleşmeye uğramış olan TTA'ları hal eki olarak kabul ediyorum. Yine bunun da çok basit bir yolu var. Yükleme arkadaşlar neydi, kimde ve nerede sorularını sorduğunuzda cevap alabilirseniz aldığınız cevaplardaki D'ler, dağlar, P'ler, tağlar ismin bulunma hal ekini almıştır. Bende son model bir araba var. Kimde? Bende. O zaman buradaki de bulunma hal eki. Yemeğin içinde ne vardı? Nerede ne vardı? Yemeğin içinde. O zaman buradaki bulunma hal eki. Telefonda çok güzel bir oyun var. Nerede var? Telefonda. O zaman buradaki nedir? Bir bulunma hal ekidir. Bağlaç olan DDA ile tekrar söylüyoruz. Karıştırmayın. Bağlaç olan DDA'nın ayrı yazıldığını tekrar bakalım. Sınıfta bir tek Ayşe yoktu. Sınıf bir tek Ayşe yoktu. Olmadı. Olmuyorsa o zaman sizin buradaki DDA'nız hal ekidir. Bu sınıf seminere katıldı. Bakın daha iyi çıkardım. Anlam bozulmadı. O zaman buradaki DDA'nız sizin bağlaçtır. Bağlaçsa bizim bu sözcüğü ayrı yazmamız gerekir. Altını çiziyoruz. Bağlaçla kesinlikle karıştırma. Son bizim isim hal ekimiz ayrılma eki, diğer ismi uzaklaşma eki, diğer ismi çıkma ekidir. İsimlerde arkadaşlar dendan göreceksiniz. Bir yükleme neyden, kimden ve nereden sorularını sorduğunuzda cevap alabiliyorsanız o kelimeleriniz sizin ayrılma hal eki almıştır. Sizden kitap istedim, kimden, sizden, o zamandan ayrılma eki. Yazılanlardan bir şey anlamadım. Neyden? Yazılanlardan ayrılma eki. Mutfaktan dışarı çıkmış. Nereden mutfaktan? Ayrılma hal eki oluyor. Yine sertleşerek tenten şeklini alabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bir isme gelmesi gerekir ve cümlede genellikle size dolaylı tümleci buldurur. Peki burada dikkat etmemiz gereken bir husus var mı? Evet var. Değerli dostlar, denden eki bazen cümlede tamlayan eki ın in yerine de kullanılabilir. Şimdi ben buradakinin tamlayan eki mi yoksa buradakinin ayrılma hal eki mi olduğunu nereden anlayacağım? Olay çok basit. Cümledeki dendanın yerine siz ın in koyacaksınız. Koyduğunuzda cümleniz anlamlıysa buradaki dendan tamlayan eki görevindedir. Anlamlı değilse buradaki dendan sizin ismin hal eki görevindedir. Sorulardan bazıları hatalıydı. Hemen beni danı çıkarıp yerine ın koyalım. Soruların bazıları hatalıydı oldu mu? Oldu. O zaman sizin buradaki dendanınız sevgili dostlar tamlayan eki görevindedir. Dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisinde hata var? Aşağıdakilerin hangisinde hata var? O zaman buraya yine ın in gelebildiğine göre bu da tamlayan eki. Şairlerin birkaçı imge kullanmaz.
Buraya ben yine ın in getirdiğime göre buradaki dendan da yine nedir? Tamlığı neki? Peki şöyle deseydi, bakın yine kelimeyi hiç oynamıyorum. Şairlerden vazgeçmezdi deseydi, buradaki dendan da yine tamlayan ekimi deneyelim. Şairlerin vazgeçmezdi oluyor mu? Olmuyor. Olmuyorsa o zaman sizin buradaki dendanınız arkadaşlar ismin ayrılma halidir diyeceksiniz. İsim hal ekleri, isme gelen hal ekleri, durum ekleriyle ilgili videomuzun değerli arkadaşlar sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Daha detaylı videolar için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bizleri takip etmeyi ihmal etmeyin. Hepinize başarılar dilerim. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda isimlerin yapısına göre türlerinden bahsedeceğim. Basit isimler, türemiş isimler, birleşik isimler. Çok güzel bir video olacak. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.